Herkese merhaba Yeni bir piyasaların ritmi yayınıyla yeniden birlikteyiz. Yayını her zaman olduğu gibi sevgili Özgür Naci Karaan'la birlikte yapmaya çalışacağız. Özgür merhaba hoş geldin abi. Hoş bulduk Hüseyinciğim. Sağ ol. Nasılsın? Çok teşekkürler abi. şimdi zaman hızla geçiyor. Neredeyse yılın ilk yarısına bitirdik, ikinci yarısına başlamak üzereyiz. seninle bir önceki yaptığımız yayında Piyasada ara bir realizasyon eğiliminin olabileceğine yönelik riskler üzerinde konuşmuştuk. Bu yayının hemen ardından Merkez Bankası toplantısı yapıldı ve Merkez Bankası piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde bir faiz arttırımına gitti. Bunu yerel seçimlerin hemen öncesinde yapması piyasalarda son dönemdeki normalleşmeye yönelik fiyatlamayı Önemli ölçüde etkiledi ve başta banka e, ve holding sektörü hisseleri olmak üzere piyasada önemli bir yukarı harekete şahit olduk. E, bu yapı aslına bakarsan yılın e, başında Beri seninle konuştuğumuz bu yıl özellikle banka ve holding hisselerinin e, gruplandığı mali sektörün ön planda olacağı, sanayi sektörüne göre mali sektör hisselerinin daha iyi performans yapacağı e, tezine gelmiş oldu. Dolayısıyla son durumda piyasaya baktığımızda kredi derecelendirme kuruluşlarından ardarda not arttırımları geliyor. Fitch ile başlayan seri S&P ile devam etti. Biz Moody's'ten de bu anlamda bir not arttırımı bekliyoruz. Bu kapsamda piyasada normalleşme fiyatlamasına para politikası tarafından destek tam bir şekilde devam ediyor. Ee, geçtiğimiz günlerde bunun maliye politikası tarafına yansımalarını da gördük. Ee, diğer taraftan e, gri listeden Türkiye'nin mali eylem e, gücü tarafından Çıkarılabileceğine yönelik beklentiler ön planda ve en önemlisi de Nisan ayında ile birlikte gördüğümüz yabancı girişi devam ediyor ve Türkiye'nin risk birimi olarak izlediğimiz CDS'de de ciddi bir gerileme var. Şimdi genel bu piyasa yapısı içerisinde baktığımızda aslında orta vadeye yönelik olumlu gelişmelerin olumlu fiyatlamaları desteklemeye devam edeceği, bir sürecin devam edeceği gibi bir yapının olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu çerçevede birinci slaytımızla başlayalım istersen TL bazlı grafiklerde. Son durumda Borsa İstanbul'daki yapı ne şekilde ve bizim kısa ve biraz daha orta vadeye yönelik beklentilerimiz ne yönde şekilleniyor aktarır mısın bize? Tabii elimden geldiğince. Az önce belirttiğin gibi e, olumlu beklentiler ardı ardına sıralanıyor. Zaten bunu da hisse senedi piyasası önden fiyatlayarak geliyor. Banka sektörü, mali sektör diyelim liderliğe devam ediyor. Ancak gelinen seviyeler itibariyle 10.400 bölgesi de kısa vadeli bir direnç oluşturmuş gibi duruyor. Dolayısıyla hani belki bir Soluklanma, realizasyon, 10 binlere doğru, belki bir önceki hı hı. E, zirve bölgesi 9.800'lere doğru muhtemel. Bu da bir sonraki adım için e, güç toplama süreci olacak ve ana yapıda çok bir bozulma olmayacak diye düşünüyoruz. Hı hı. E, bu noktada e, ikinci slayta bir bakalım dolar bazındaki grafikte durum ne diye? Şimdi burada önemli olan e, nokta şu, e, seninle biz e, son yıllardaki yayınlarda e, vurguladığımız ana temalardan birisi de Türkiye'nin e, dolar bazlı grafiklerde ciddi bir performans sergileceği. Şimdi son dönemde baktığımızda buna yönelik ciddi bir e, fiyat hareketinin yaşandığını görüyoruz ve geldiğimiz noktalar dolar bazında 320-325 bandı kabaca e, bizim 10 yıllık e, tarihsel olarak ciddi bir direnç bölgemiz. Dolayısıyla bu seviyenin aslında e, aşmaya yönelik atakların biz önümüzdeki süreçte de devam etmesini bekliyoruz. Burada Hani 304'ler üzerinde kaldığımız sürece sanki 320'ler üzerinde 340'lara dolar bazında doğru bir hareket devam edecektir. Tabi burada bizim geçtiğimiz yıl e, ve bir önceki yılda vurguladığımız gibi Türkiye'nin e, dolar bazlı e, getirisinin ön planda olmaya devam edeceği hatta dolar bazında yeni zirveler görebileceğimiz noktasındaki e, tezimiz ve iddialı yaklaşımımız da devam ediyor açıkçası. E, dolayısıyla hani dolar bazındaki bu... E, ...yapıyı da aktardıktan sonra e, girişte de değindiğim e, üçüncü slide'daki biraz daha bu normalleşme hikayesini... ...risk primi üzerinden değerlendirip biraz da hani bizim e, kategorideki ülkelerde Güney Afrika ve Brezilya'daki durum ne? Bir kabaca e, senden onu alabilir miyiz? Tabii ki. E, 2024'ün hikayesi e, çok özet olarak bu grafikte gözüküyor. Hı, hı Ekonomi politikalarında normalleşme, politika faizinde artırım bu normalleşmenin hı. CDS primleri üstündeki aşağı yönlü etkisi ki burada da hani bizle birlikte yani Güney Afrika 270'lere yakın, Brezilya'da da 140'lara yakın CDS'leri biz de son dönemde o 275-330 bandını aşağı yönde zorluyoruz. Yani bu 275'lerin altında kalıcı olabilirsek de 220'lere, 25'lere doğru bir alan açılacak. Bunun öncelikli etkisini mali sektör bankalar üstünden fiyatlandığını görüyoruz. Genel itibariyle de hisse tarafına da olumlu yansıyor. Dolayısıyla bu resim muhtemelen ara soluklanmalar, dinlenmeler yaşasa da 2024'ün hikayesi olmaya devam nedir? Normalleşme, risk biriminde gerileme ve bunun yarattığı olumlu hareketler. Şimdi bunu biraz daha bir sonraki slaytımızla detaylandıralım istersen. Dördüncü slide'ımızda biz sektör performansları görüyoruz 2024'te. Senin de belirttiğin gibi burada banka, holding, sigorta ve iletişimle birlikte ulaştırma sektörü Ön planda oluyor. Dolayısıyla aslına bakarsan normalleşme e, fiyatlamasını e, ve bu yöndeki adımları destekleyen bir e, fiyat performansı karşımıza çıkıyor. Negatif tarafta da e, gayrimenkul yatırım ortaklığı metalena ve taş toprak olmaya devam ediyor ki sanki önümüzdeki süreçte de bu e, performans yapısının korunacağı e, bir e, süreç bizi bekliyor e, gibi geliyor bana. Şimdi biraz hani genel sektörlere değindik, biraz detaya girelim. Bir sonraki slide'da, beşinci slide'da, burada bizim 2024 yılındaki kullandığımız ana temalardan birisi banka ve sanayi rasyosu. E, ...grafiğini görüyoruz. Yani biraz bunun üzerinde konuşalım istersen. Burada özellikle e, bir önceki yayında da konuştuk. 2012'lerden gelen düşüş trendi tamamlandı. Ve artık bankalar sanayiye göre daha iyi performans gösteren bir süreçte. Biraz burayı açar mısın? Bundan sonraki süreçte de bu şekilde mi devam edecek? Bankalar yine önde olacak mı? E, ne dersin bu konuda? Evet bir süredir... <laughs> bu grafiğe dikkatle bakıyorduk. ...maliye mali endeks daha doğrusu banka sınai rasyosu o 2012'lerden itibaren ciddi bir e, under performans gösterdi hı hı. piyasa endeksine göre banka endeksi ve hani ekonomideki o normalleşme patikasıyla birlikte risk biriminde düşüş ve banka mali sektör hisselerinde ciddi bir o e, hı hı. geri kalmıştı. Toparlama çabası gördük ki teknik analiz çerçevesinde o ana alçalan trendi de kırdığımızı görüyoruz. Bu Hı -hı. aşamadan sonra ne olur? Çok muhtemelen 2024'ün bundan sonraki hikayesinde not artırımları beklentisi devam edecek. Hı, -hı. Artı e, ne olur beklenti olarak yurt dışından e, işte Nisan sonu Mayıs başı itibariyle de bir teveccüh görmeye başladık. Para girişleri e, yaşanıyor bunun neticesiyle belki o swap hatlarında kademeli bir e, gevşeme yaşanır bu girişleri daha rahatlatmak için. Daha sonra da Haziran itibariyle de o gri listeden çıkış ve o hani dış e, akışın daha kuvvetlenme ihtimali olan bir süreç giriyor. Tabii bütün bütün bunları değerlendirdiğimizde e, hani olası yabancı girişlerinin ilk adresi hem likidde hem değerleme anlamında baktığımızda Hani mali sektör banka holding diye gidiyor. Dolayısıyla hmm. hani son dönemde iyi de yükseldi. Hani bir kar satışı, nefesleme, dinlenme hmm. doğal gözüküyor. Hani alamayanlar bir düzeltme bekliyor, alsın. Para kazananlar bir realizasyon yapıyor. Ya bu normal bir süreç ama 2004'ün, 24'ün hikayesinde bu temanın muhtemelen devam ettiğini göreceğiz. Az önce saydığın 4-5 ana sektör piyasayı sürüklemeye çalışacak. Bunların içinden ucuz kalan hisselere rotasyon göreceğiz. Mesela önceki haftalarda özel sektör bankaları çok hızlı gitmişti. Burada bir realizasyon görürken hani bizim Temel Tarafta da eee vurguladı. Vakıf Bankı mesela Hı -hı. öne çıkardı. Kamular biraz geride kalmıştı. Bir rotasyonla onlar kendini toparladı. İşte hızlı giden Ak Yapı Kredi bir miktar realizasyon gördü. Yani sözün özü o mali sektörde kendi içinde rotasyonlarla da dengelenecek, belki biraz dinlenecek ama ana tema olarak yukarı olmaya devam edecek diye düşünüyoruz ee, hani benim gördüğüm genel yapı bu şekilde bilmem sen ne dersin ee, evet yani burada e, sana katılıyorum genel e, yapı e, bu şekilde olmaya devam edecek banka ve holding hisseleri sanayi sektöründen daha iyi performans göstermeye devam edecek e, bu 2024'ün ana konularından e, birisi olan e, bu normalleşmenin ile birlikte yabancı girişi dediğin gibi çok önemli oluyor ve öne çıkıyor. Bununla ilgili bir sonraki slaytımızda da 2024'te bizdeki yabancı işlem değerini göstermeye çalıştık. Şimdi buradaki en önemli nokta Nisan ayında yaşanan 136 milyon dolarlık giriş. Bu girişin de hisse senedi performanslarında ve sektörel performanslarda gördüğümüz gibi banka ve holding hisselerinde yoğunlaşması. Böylece 2024 yılındaki toplam yabancı girişi hisse senedine 419 milyon dolara ulaştı. Şimdi burada önemli olan nokta şu: Biz son 6 yıldır e, borsa İstanbul'da yaklaşık 14 milyar dolarlık bir çıkış gördük. Dolayısıyla e, 2024 yılı bu anlamda borsaya e, reel bir artı giriş olması açısından önemli bir e, kırılım yılı olmasını bekliyoruz ve genel anlamda. Bu e, normalleşme politikaları devam ettikçe para politikasına e, duyulan güven arttıkça yabancı tarafındaki girişinde devam etmesi muhtemel gibi gözüküyor. E, genel e, yapıyı içeride bu şekilde toparladıktan sonra istersen bir de yurt dışına bakalım durum ne? 7 slide'da Amerika piyasaları (S&P), Nasdaq, 10 yıllıklar ve dolar endeksini koyduk birlikte. Şimdi burada genel yapıda özellikle e, Fed'in e, para politikasına yönelik e, beklentileri ön planda olmaya devam ediyor. Bu konuda özellikle e, faiz indirimi e, beklentilerinin bir miktar ötelenmesi. E, bu noktada e, piyasalardaki yukarı hareketin de aslında devamını getiriyor. S&P'de geçtiğimiz dönemde yaşanan düzeltme bir önceki zirve olan 4800'ler üzerinde tamamlandı. Oradaki yapı da biraz daha düzeltmelerin e, realizasyon boyutunda kalıp ana trendlerin devam ettiği yapıda gerçekleşiyor. E, daha böyle orta ve uzun vadeli yapılarda böyle sırasıyla S&P Nazda e, senden alalım mı hisse tarafında? Elimden geldiğince e, Mayıs başı diyelim, Nisan sonu bir düzeltme gördük. Bu hani aşağı yönde de evrilebilecek bir hareketti ama burada hani bence Fed'in sihirli dokunuşu geldi. Nedir o? Faizleri indirmekte zorlanıyor ama bilanço konusunda o daraltma hızını Hı. yavaşlattı. Bu de demek. E, faiz artırım tartışmaları başlıyordu. Fed toplantısını onun da önünü Hı. kesti ve dedi verilere çok yakından bakacağım. Arkasından gelen istihdam dataları da zayıf olunca piyasa bunu çok sevdi. O zirveye doğru hareket Hı. güçlendi ee, ve bundan sonra bu hafta gelecek enflasyon dataları çok önemli olacak. Hı. Orada da bir yumuşama görürsek tekrar e, faiz indirimi konusunda biraz morali bozulan piyasanın belki Eylül gibi o seçim öncesi bir hamle gelir. Bu harekette o az önce senin vurguladığın yeni zirveleri gündeme getirir. İşte S&P'de 5.270-300'ler, 527, 5500-600'lere doğru, hatta daha yukarısına doğru bir kapı açabilir. E, ama ters durumda, kötü bir enflasyon datası da bence biraz tedirgin edecek piyasayı. Bu sefer ne olur? O geçen 4.950-5.200 diyelim bandını biraz yukarı aşağı salınımlarla Dokumaya çalışan bir piyasa olur. Biz burada hani bu grafikte Amerikan 10 yıllıkları ve dolar endeksini de beraber göstermeye çalıştık. Her üçü de birbiriyle Hı -hı. Koreli hareketler evet. sergiliyor. Özellikle 10 yıllıklar ve dolar endeksindeki bizim hani yıl beri söylediğimiz yukarı yönlü giden hareket tepki kalıbında ilerleyen bir hareket ve muhtemelen aşağı dönmesini bekleyeceğimiz bir hareket olur. Ama bunun zirvesini yakalamaya çalışıyoruz. Hı -hı. Yani bu enflasyon konusundaki data okuması hani zayıf istihdamın ardından oradan da bir data gelirse 10 yıllıklarda aşağı bir kırılma görürüz. Bunu da dolar endeksi destekler ve bu olumlu hava hani bir miktar daha hisseleri destekler. Aynı zamanda bu için de olumlu bir Hı hı. E, ortam yaratır ki son dönemde bir miktar bunu görüyoruz ama ben iki yönlü bir piyasa takip ediyorum. Hani dataya çok bağımlı bir e, noktadayız. Bu fiyatlarda birazcık daha ne diyelim e, volatil olabiliriz ama ana yapı dediğin gibi piyasa daha çok yukarı gitme eğilimini isteğini e, gösteriyor. Hı hı. Evet ee, dediğin gibi yani S&P'de 4800 üzerindeki hareket biraz daha üst bantta 6000'leri Nasdaq'da 16950'ler üzerindeki harekette 19200-19500'lere doğru bir yeni e, kapı açacak gibi ama burada ana belirleyici olan sanki Amerikan 10 yıllık faizlerindeki harekette de, e, dediğin gibi yukarı hareket bir e, daha kısa bir tepki kalıbında kalıp daha aşağıları hem dolar endeksinde hem Amerikan 10 yıllıklarında görme olasılığımız devam ediyor ki bu da birkaç e, yayındır vurguladığımız beklentilerle örtüşüyor açıkçası. Şimdi burada biraz daha emtia tarafına bakalım. Son dönemde altında bu senin de aktardığın temel gelişmeler e, çerçevesinde önemli bir hareket yaşandı. E, dolayısıyla oradaki yapı hala yukarı yönde olmaya devam ediyor. Bizim emtia tarafında öne çıkardığımız yatırım enstrümanları başında altın gelmeye devam ediyor. Ve sanki 2290 üzerindeki hareketler 2550-2600'lere doğru altındaki yükselişin devamına işaret ediyor. Altını bu şekilde özetledikten sonra biraz senden petrolü ve e, grafik tarafında dikkatimizi çeken bir buğday var. Onu dinlemek isterim. Bu iki e, enstrümandaki görüşlerimizi de aktarır mısın? Evet. Petrolde sanki e, yukarı yönde hani çok ne diyelim kalıcı bir hareket yaşanmadı. E, 87'lere doğru Amerika tipi petrol için e, gördük hareket ama bu kalıcı olmadı. Şu anda da sanki hareket eğilimi aşağı yönde ilerleyecek gibi duruyor. Hı hı. Hani bunun... Öncül etkisi petrol fiyatlarında önden yukarı hareketler enflasyon tarafında da rahatsız ediyordu Amerika hı hı. tarafında. İlk etapta burada bir rahatlama belki sağlar ama bir sonraki adımda belki global büyümeye yönelik endişeleri fiyatlandığı bir alan olarak öne çıkabilir. Ama şu anda hani bizim için de aşağı yönlü bir petrol pozitif kısa vade için hı. hani global ekonomi için de hani enflasyon bacağından gelecek riskleri ekart edecek bir alan gibi yorumlanır. O MTA hani evrenine baktığımızda son dönemde bakırı hani güzel yakalamıştık dip seviyelerden. Hani biz trade box için de oraya güzel öneriler yaptık teknik açıdan. Hani başka dikkat çeken enteresan buğdayda diplerden bir trend dönüşü var. Hani bu tarımsal MCI ya yansırsa bu tabii enflasyon konusunda bir global açıdan sıkıntı Aynen. yaratır ama burada da dikkat çekici bir hareket var. Hani MTA evrenini izleyenler için bir dikkat çekmiş, alarm vermiş olalım. Orada buğdayda bir yukarı e, hareket başlıyor gibi trend olarak bu da dikkat çekici. Hı hı. Teşekkürler. Şimdi son slaytımıza geçelim. Biraz daha global piyasalarda. Risk ve fırsat nerede diye bir soru sorsam sana risk tarafı için ve fırsat tarafı için hangi e, noktaları veya da hangi piyasaları öne çıkarırsın? Evet iki tane grafik koyduk bu başlık altında da bunlardan ilki e, Çin'i gösterdik. Yıla kötü bir başlangıç yapmıştı grafik olarak bizi de endişelendirmişti ama şu aşamada gördüğümüz o, o devlet tarafından gelen desteklerin de yardımıyla e, kısa vadeli bir yükseliş formu olan ters omuz baş omuz formunu e, yapıyor ve bu harekette muhtemelen yukarı doğru evrilme potansiyeli taşıyor. Zaten diğer o gelişmekte olan EM grafiklerine baktığımızda da ana yapıyı için yukarı yönde taşıyor. Hani bence bu hani trade box için Amerika tarafında trade eden hani etmek isteyen yatırımcıları açısından da yine geçen haftalarda birkaç Hı. güzel Çin his hissesi bulduk. BaBa, Baidu Neo gibi. Hani bunlar bence bir miktar daha e, devam edecek. Hı hı. Yukarı olmayı sürdürecek ve hani o çok kötü fiyatlamadan birazcık daha normalleşme belki Çin tarafı hı hı. içinde. Hı hı. E, hem belki global büyüme için de bir ne diyelim enerji yaratabilir bilmiyorum hı hı. izleyeceğiz. Orada bir fırsat alanı var gibi geliyor bana. Buna bir dikkat çekmek istedik. Hani risk alanı nedir? Hani belki bu yılın konusu olmayacak ama. 2024 sonlarından itibaren belki 25'e doğru Japon yeni. Nedir bu? Bunun önemi hani global ölçekte en ucuz fonlama para birimlerinden bir tanesi burası. Ve artık orada da faizlerin artmaya başlayacağı bir süreç. Hı hı. Bizi bekliyor ve yan yukarı yaptıkça yani değer kaybettikçe de artık Boj'un müdahaleye geldiğini görüyoruz. Burada bir savaş var. Yani o taraf belki ilerleyen süreçte faiz arttırımları hızlanırsa hani riskli varlık sınıfları için bir tehdit oluşturabilir. Hı hı. Bu bugünün konusu değil ama hani potansiyel risk nerede var? Bu taraf bence 2024 sonu belki 25'te çok daha yakından izleyeceğimiz hiç olmadığı kadar yen analizi yapacağımız bir sürece bizi getirecek diye düşünüyoruz. Teşekkürler Özgür ağzına sağlık. İstersen e, kısaca bir toparlayalım e, ve öyle kapatalım. E, şimdi yurt içi piyasalarda e, ara realizasyonlar olsa da e, genel trendin yükseliş yönünde e, oluşmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bu noktada özellikle e, Türk lirasının da ee, bu noktalarda dengelenmesiyle birlikte yabancı girişinin hem hisseye hem bonaya devam etmesi e, oldukça olası e, diye görüyoruz. Bu anlamda e, banka hisselerinin sanayi hisselerden e, realizasyonlar olursa da daha güçlü performans göstermesini bekliyoruz. Yurt dışı tarafta Ana trendler yükseliş yönünde ve yeni zirvelere e, test edilebileceğini düşünüyoruz. Ancak burada trend anlamında e, özellikle S&P'de e, 6 bin seviyelerine yaklaştıkça risklerin e, artacağını düşünüyoruz. E, Dolar endeksi ve Amerikan 10 yıllıklarında ara tepkiler olsa da aşağı yönlü hareketin devamını bekliyoruz. Fırsat tarafında Çin'deki hareketi bir fırsat. Risk tarafında ise Japonya'nındaki hareketi önümüzdeki süreçte özellikle yıl sonuna doğru bir risk unsuru olarak görüyoruz diyelim. Son olarak da böyle genel bir toparlama yapmış olalım. Eksik bıraktığım nokta varsa lütfen tamamlamanı rica edeceğim. Yoksa bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, bol kazançlı bir süreç dileyelim. Música